Rüyük günler canım şu ben size bugün Minecraft Survival Game soracağız arkadaşlar. Holiday Resort Map'indeyiz. Beni desteklemek ve mutlu etmek için arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bugün konumuz da 1.9 ve PvP. Evet, bugün bu konu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben 1.9'un yeniliklerini de çekmiştim ve bundan bir bahsedeyim dedim. Bu arada hemen şey diyorum işte videonun başında beni desteklemek ve mutlu etmek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum atmaya unutmayın diyorum arkadaşlar. Bunu dememin sebebi eğer ilerleyen zamanları bunu bırakırsam ben konuşmaya dalıyorum. Konuşuyorum hiç susmuyorum ve bunu demeyi unutuyorum. O yüzden hemen arkadaşlar videonun başında söylemeyi tercih ediyorum ki bence de daha mantıklı oluyor. Çünkü unutunca da kötü olur. Dediğim gibi bugün 1.9 ve PvP hakkında konuşacağız. Fakat öncelikle birazcık gelişmem lazım. Bu arada hala şunun modellerini değiştirmedim. Benim RG Challenge yaptığımı zannedenler olmuş. Önceki bölümde RG Challenge da yapmıyorum arkadaşlar. Sadece RG Challenge'ın modelleri kaldı. Değiştirmeyi unuttum. Onu da ilerleyen zamanlarda değiştiririm. Ya ne kadar hızlı çıktınız ya siz. Vallahi helal olsun. Şöyle seni bir karaya çıkma sen. Ya bu bana vurun. Takımlar. Harbiden takımlar. Şu ikisi takım arkadaşlar. Şu ikisi takım. Nereden bildim? Çünkü adam orada diğerinin chest açmasına izin verdi ve beni şey yaptı. Evet, bir saçmalık daha gördük. Adamı bu tarafa doğru vurdum ve ileriye gitti. Çok mantıklı. Seni çıkartmayacağım. Sen de beni çıkartmayasın değil mi şimdi? İnatlaşma lütfen. Evet. Hemen şu tier 1 alalım arkadaşlar. Dediğim gibi birazdan konumdan bahsetmeye başlayacağım ve oyunun sesi çok açık geldi. O yüzden kıstım. Ben çok fazla yüksek sesle de açıkçası Minecraft'ı oynamayı seven bir insanım. Çünkü oltanın sesi falan kılıcımı vurma sesi güzel geliyor. Fakat videoda hiç öyle güzel yansımıyor. Video izlerken oyunun sesi yüksek kalınca gerçekten de çok kötü oluyor. Evet, şurada da adamlar var. Onları da kesersek çok güzel olur arkadaşlar. Bu arada video depoluyorum çünkü bir önceki bölümde bahsettiğim gibi bir haftanla birazcık kafamı toparlamaya tatile gideceğim arkadaşlar. O yüzden bugün sizler için video depoluyorum. Onu da söyleyeyim. Şurada bir adam var. Nereye gitmiş? Hemen helikoptere gitmiş. Ne oldu lan, helikoptere binip buralardan kaçacak mısın? Kaçamayacaksın. Hayır. Ano! Bırakma beni burada. O adam için oraya atlayamayacağım. Çok hata yaptım ya. Arada sırada böyle gaza gelip çok yani basit hatalar yapabiliyorum ve basit hatalar o adamın yaşamasına izin verdi. Yani ne yapacaktım? Adamın şu tarafına geçip şöyle vurup hemen öldürecektim hızlı bir şekilde adamı. Ama işte gaza geldim ve hata yaptım arkadaşlar. Siz olun, gaza gelmeyin. Bu bir kamu spotudur. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar 1.9'un ben inceleme videosunu çektim. Ve yine PvP ile ilgili birazcık yenilikler yapmışlar. Yine çok ufak yenilikler, daha ilk snapshot olduğu için. Ve yine çok yorumlarda tepkiler vardı arkadaşlar sizler tarafından. Ben de birazcık bunun hakkında konuşma gereği duydum. Abi canım çok az ya. Canım neden bu kadar az benim? Oltam da yok ki. Adamın oltası var. Bir baktım canım azmış, Allah Allah. Neden benim bu kadar canım azdı? Bana kimse vurmadı. İlginç. Kendim full damage ala ala. Bu adam oltayla beni keser abi. Bu adam oltayla beni keser. İşte olta kullanmanın yararları ya. Adama helal olsun. Yani oltayla beni kesecek. Sırf oltası var diye beni kesebilir. Ama kesebileceğini pek zannetmiyorum. Çünkü benim de yaylı okum var. Neyse, şu tier 2'yi alayım ben. İşte 1.9 çektim ve çift el özelliği falan eklemişler. İşte yeni ok yay özellikleri falan. Ve yine yorum gelmiş. İşte PvP'yi iyice batırıyorlar. Allah belalarını versin. İşte neden böyle yapıyorlar? Eski PvP çok güzeldi gibisinden yazmışlar. Şu anda zaten eski PvP, yani çok yenilik yok. Sadece 1.8'de çok ufak bir yenilik geldi. Zaten onda da oyuncular gerçekten de PvP oyuncuları çok isyan etti. Bunun sebebini açıkçası ben anlayamadım. Tabi bazı PvP oyuncular isyan etti. İşte yok kılıç bug'u var. Yani bu da çok komik bir şeydi bence. Çünkü koskoca şirket yani öyle bir kılıç bug'ı yapacak. Yani birazcık açıkçası ona güldüm. Sadece birazcık daha vuruş şeklini değiştirmişler. Animasyonları değiştirmişler. MCSC'ye falan işte çok mesaj geldi. Eski şeye geri dönün gibisinden falan. MCSC de mecburen bu ısrarlara dayanamayıp arkadaşlar artık oyuna 1.7'de de girilmesini sağladı. Ben de birazcık bunun hakkında konuşacağım. Çünkü PvP oyuncuları genel olarak yani Minecraft'ta PvP'ye yenilik getirmesine pek fazla izin vermiyorlar arkadaşlar. Yani bir yenilik getirdiklerinde hemen adamlara işte PvP çok kötü yapıyorlar, neden böyle yapıyorlar, eski PvP çok güzeldi gibi yorumlar geliyor. Ama bence orada yanılıyorlar. Çünkü arkadaşlar PvP'de çok yani hiçbir değişiklik yapılmadı. PvP neredeyse Minecraft'ın en başından beri aynı. Sadece dediğim gibi animasyon değişiklikleri falan yapıldı. Ve bunu bu kadar abartmaya gerek yok. Zaten değişiklik yapılmadığı için Minecraft bu kadar çok
Abi ciddi olamazsın ya. Pikachu Apple'ya. Yiyemedim. Adam geliyor. Hayır ya. Abi ne biçim of. 2 3 tane clean upçı geliyor. Aha bu sefer daha fazla. Allah oltam da yok. Abi bunları alamayabilirim. Aa! Lütfen başka gelmesin. Çok kötü yere gelmişim. Baksanıza çıkacak yol yok. Şuradan belki çıkardım. Ya çıkacak çok kötü yere sıkıştım arkadaşlar. 3 kişi clean up yapmaya geldi. Durun. Birazcık bekleyelim şurada. İşte dediğim gibi yenilik yapılmasına izin vermiyorlar ve açıkçası Minecraft'ın versiyonlarında PvP ile alakalı çok yenilik yapmıyorlar arkadaşlar. Sadece iki ufak animasyon yenilikleri yaptılar ve onda da çok isyan çıktı ve yenilik yapmadıkları için arkadaşlar, hep aynı kaldıkları için, hep eski kaldıkları için Minecraft PvP yüzlerce, hatta binlerce, milyonlarca PvP oyuncusu kaybetti. Bunların arasında ben de varım. Yani bir benim eski videolarım bakın, benim abone azken benim Survival Games videolarım daha fazla izleniyordu. Bunun sebebi bence tabii birçok sebebi var ama birçok etkeni var ama bence bir etkeni de artık insanların PvP'den sıkılmış olması. Çünkü PvP, yani bir bakın benim geçmiş videolarıma, bir şimdiki videolarıma bakın. Hep aynı, hiçbir değişiklik olmadı. Sırf şu şeyleri de almayayım diye yaktım, o kadar efenesimi harcadım. Hep aynı, yani hiçbir değişiklik olmadı. Artık herkes PvP'sini oynamayı öğrendi. 4 tane sadece PvP aracı var. Hep aynı şeyler falan. Hep aynı animasyon özellikleri. Hep aynı vuruş şekli falan. Artık insanlar bundan sıkıldı. Ve PvP'yi bıraktılar zaten. Ama şöyle bir şeyde yanıldık. Biz her zaman yenilik geldiğinde işte PvP'yi batırıyorlar dedik. Bunda ben de dahilim. Ama bence bunda yanıldık arkadaşlar. Çünkü PvP'yi batırmadılar. Birazcık sadece PvP'ye yenilik getirmek istediler ki yenilik, eğer güzel yenilik yaparsanız yenilik arada sırada iyidir. Çünkü hep eski kalırsanız arkadaşlar, eskirsiniz ve artık kötü şeyler olur. Arada sırada yenilik yapmak değildir. Güncel kalmak önemlidir. İşte ne bileyim, mesela şu olta 1.8'de ne oldu? Böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olta kalın ve böyle oldu. Eskiden 1.7'de nasıldı? İnce uzundu. 1.8'de kalın ve şey yaptılar. Kalın ve kısa yaptılar. Biz buna çok tepki gösterdik mesela. Bu tepki gösterecek bir şey değildi. Sadece ufak bir yenilikti yani. Yine olta falan aynı gidiyor. Hiçbir şey değişmedi. Neden bize böyle geldi? Çünkü biz kaç yıldan beri hep o oltaya alışmışız. Yani hemen farklı bir olta görünce tepki veriyoruz. O yüzden yani insanoğlu alışkanlıklarından vazgeçmesi gerçekten de çok zor oluyor arkadaşlar. Alışkanlıklardan yeni bir şey alışmak gerçekten de çok zor oluyor. Ben mesela ilk 1.8 geldiğinde şu oltayı kullanamadım ya. Kullanamadım. Böyle bir şey var mı? Olta yine aynıydı fakat ben kullanamadım. Neden? Bu benim diğer oltaya alışkanlığımdandır. Şu anda yeni bir sandalye aldım kendime ve bu sandalye eski sandalyeye göre kat kat daha şey olsa da, iyi olsa da, bu sandalye şu an bana çok kötü geliyor. Neden? Çünkü yıllardan boyu o diğer sandalyeye oturduğum için ona alıştım ve alışkanlığım dışında farklı bir şey yaptığım için bu şu an bana çok garip geliyor. O yüzden arkadaşlar birazcık konu farklı yerlere saptı, kusura bakmayın. Şimdi bir Minecraft'ın birçok modu var. Survival, öte yandan PvP, işte build falan, birçok modu var arkadaşlar Minecraft'ın. Sadece PvP'yi düşünerek adamlar yenilik yapmıyorlar. Blok ekliyorlar mesela, işte oyunu kastırmaya başlıyor, FPS'i düşürüyor. Bu PvP'de tabii ki de kötü etkene yol açıyor ama Minecraft'ta, Survival'da, build'de, parkurda falan da çok daha iyi şeylere sebep oluyor. Ben olsam arkadaşlar, Minecraft benim olsa ne yapardım ben? PvP, çünkü survival, build veya başka şeylere göre, diğer Minecraft modlarına göre gerçekten de çok farklı. En ufak değişiklik bile çok büyük sebeplere etken açabiliyor. Diğer survival'da işte build'de falan birazcık birbirine benziyor arkadaşlar. Mesela survival'a yeni blok eklersen ne oluyor? Güzel oluyor. Build'de yeni blok eklersen yine güzel oluyor. Survival'a çift el eklediler mesela, yine pek bir şey açıkçası ufak değişiklik oldu, güzel oldu. Bu build'de de aynı şekilde öyle, aynı anda mesela hemen ufak bir tuşla birçok blok değiştirebilirler. Bu çok güzel oldu ama PvP açısından yeni bir oynanış şekli yarattı ve bu da gerçekten de yeni bir oynanış şekli, büyük bir şey. Ama güzel bir şey, yenilik güzel bir şey dediğim gibi. Ben ne olsam PvP'nin, yani Minecraft benim olsa PvP özel yeni bir versiyon açarım arkadaşlar ve bunu yılda bir kere falan gerçekten de büyük değişiklikler eklerim. Çünkü şu an PvP'nin oyuncu kaybetmesinin sebebi artık insanlar bu PvP'den sıkıldı. Fakat bir yandan da oynayan oyuncular da hala yenilik istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Çünkü
bazen öyle bir yenilik yapıyorlar ki gerçekten de o oyunun bokunu çıkartıyorlar. Yenilik yapacağım diye de arkadaşlar oyunun bokunu çıkartmamalısın. Yenilik yapacaksın, fakat yenilik güzeldir, ama yenilik güzel bir yenilik yaparsan güzeldir. O yüzden güzel ve gerçekten de PvP oyuncularını seveceği güzel bir yenilik yapmaları lazım diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Mesela çiftler açıkçası bence güzeldi. Neden güzeldi? Çünkü artık iki elimizde, bir tane elimizde mesela kılıç, bir tane elimizde olt olacak ve hemen en ufak bir tuşla oltaya geçebileceğiz. Bu bazıları için daha yararlı olacak, bazıları için daha kötü olacak arkadaşlar. Ve yenilik geldiğinde mesela PvP'yi en çok bilen adamlar bile bir yenilik geldiğinde kendilerini güncellemek zorunda kalacaklar. Oyuna girecekler, işte tekrardan birazcık daha PvP'yi öğrenmeye çalışacaklar. Tekrardan o oynanış şekline alışmaya çalışacaklar. O yüzden güzel olacak dediğim gibi. 1.9'da işte çok PvP'yi eski haline döndüreceklermiş gibi falan mesajlar geldi bana, niye böyle yaptılar dedi. PvP zaten arkadaşlar şu an hala eski halinde. Bence arkadaşlar PvP açısından artık büyük yenilikler getirmesi gerekiyor. Çünkü herkes dediğim gibi bu PvP'den sıkıldı. Artık her şey aynı ve yeni PvP araçları bile getirmeleri gerek diye ben düşünüyorum. Çünkü hep aynı şeyler. Artık birazcık da değişiklik yapmak gerek. Ben de sıkıldım. Harbiden ben de sıkıldım. Ben mesela PvP'ye çok büyük bir yenilik gelse açıkçası ben seve seve oynarım. Neden oynamayayım ki? Güzel bir yenilik gelmiş. Yeni yeni oynayacaksın. Abi şu adamı öldürmüyor, şu adam clean up için öldürmüyorsun ya. Sinir oldum o adama, sinir oldum. Pikachu yapalım, iyiyim. Evet, tam ne demek istediğimi de anlatamamış olabilirim. Çünkü konu arada sırada çok farklı yerlere şey oldu ya. Adam abi dalmıyor ya, bildiğin dalmıyor. Sırf kaçıyor adamdan. Ben de bundan rahatsız oldum, o adamı öldürdüm. Çünkü ben bu adama rahat rahat dalamadım. Neden? Diğeri clean up yapacak korkusuyla. Evet dostum, sen de gel. Hop, uçtum be cicim. Evet, güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bugün birazcık 1.9'da PvP hakkında konuştum. Konu birazcık farklı yerlere de dağılmış olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Dediğim gibi ben olsam yani en güzel şey yeni bir PvP için özel bir versiyon ekleyip o versiyona güzel yenilikler yapmaları gerek arkadaşlar. Mesela çift el güzeldi. Çift elin yanında ekstradan daha güzel PvP araçları falan da olabilirdi. Ama mesela PvP'ye ok, yeni ok çeşitleri gelmiş. O da mesela çok kötüydü. Yenilik yapayım derken de dediğim gibi bokunu çıkartmamak lazım. O özelliği ben PvP açısından hiç sevmedim ya. Enchant locklar falan gerçekten de o bize tersti. Ama o çift el özelliğini ben sevdim açıkçası. Daha böyle güzel yenilikler gelirse, PvP'yi birazcık daha değiştirirlerse, yenilikler getirirlerse daha da iyi olacağını ben düşünüyorum. Beni izleyin, teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.